Βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη, στο πολιτιστικό κέντρο Ναζίμ Χικμέτ και έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί με τον σύντροφο Κεμάλ Οκουγιάν, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας για μια συνέντευξη στον 902 και τον Ριζοσπάστη. Merhaba Yoldas. Merhaba, hoş geldin. First of all, we would like to take this opportunity to once again express our solidarity with the people of Syria and Turkey for this great disaster. In Greece we have a phrase about disasters. We say that the blame is not on bad timing, to show that it wasn't inevitable in cases like earthquakes, floods and wildfires for so many lives to be lost. How true is this in the case of the recent earthquake in Turkey, and who it is to blame that there were so many victims and so many great disasters? Öncelikle dayanışma duygularınız için çok teşekkürler. Biz her zaman hem Yunanistan Komünist Partisi'nin hem de Yunan halkının bu tür ortamlarda yakın dostluk duygularını hissettik. Yunanistan Komünist Partisi'ne de dayanışmaları nedeniyle çok teşekkür ederiz. Şimdi tamamen sorduğunuz sorudaki gibi bu yaşanan depremin sorumlusunun doğa olduğunu söylemek imkansız. Sonuçta depremler dünyamızın bir gerçekliği, bu bölgenin de özellikle bir gerçekliği. Türkiye bir deprem bölgesi, tıpkı Yunanistan'ın olduğu gibi. Dolayısıyla depremlere karşı önlem alabilecek yeterli bilimsel ve teknolojik birikime sahip insanoğlu. Peki neden buna rağmen bu kadar insanımızı kaybediyoruz, bu kadar ev yıkılıyor? İşte bunun sorumlusu bizim yıkmaya çalıştığımız kapitalist düzen. Dolayısıyla işte depremin şiddetini sorumlu tutup yapacak bir şey yok, bu çok büyük bir depremdi deme şansımız yok. Hem Türkiye hem Suriye açısından depremin sorumluları belli. Ama ben burada bir Suriye parantezi açmak istiyorum özellikle. Suriye'de yalnızca insanların yoksulluğu, toplumsal eşitsizlikler değil, aynı zamanda Suriye'yi harabeye çeviren, Suriye'ye ambargo uygulayan, Suriye'de fiilen işgalci pozisyonda olan emperyalist ülkeler ve bizim kendi hükümetimizi de sorumlu tutmamız gerekiyor. Yani Suriye'de iki kat sorumlular bu depremle ilgili olarak. Ben Türkiye'ye dönecek olursam çok açık söylemek gerekiyorsa bu depremde iki nedenle büyük sorumluluğu var bugünkü düzenin. Bir tanesi Türkiye'nin bina stoğu ya da Türkiye'deki konutlar ya çok eski ya da yeni yapılanlar da kuralına göre yapılmıyor. Bir tarafta böyle bir sorumluluk var. Yani binalar çöktü zaten. Kamu binaları da çöktü. Yani hastaneler, işte polis istasyonları, hava limanları, bütün bunlar da büyük bir yıkıma uğradı. Burada tabii ki denetimsizlik var, hile var, bilime aykırı uygulamalar var, yanlış kentleşme var. Bu bir kenarda duruyor. Ama öte yandan bir başka olgu daha var. O da yardım arama kurtarma çalışmalarının çok geç başlaması ve hala organize olmamaları. Yani eğer ilk gün gereken adımlar atılsaydı, bugün belki de çok düşük, çok daha az insan kaybetmiş olacaktık. Ama siyasi iktidar inanılmaz bir beceriksizlik gösterdi. Neredeyse ilk iki gün doğru düzgün hiçbir arama kurtarma çalışması yapılmadı. Hala organize olabilmiş değiller. Dolayısıyla karşımızda kar amaçlı insanı değil kendi kasalarını düşünen
bilime inanmayan, sorumsuz bir toplumsal düzen var ve onun siyasi iktidarı var. Topyekün suçlular. During the days we spent at the affected areas, at the scenes of the disaster, we too realized the almost complete absence of the state apparatus. Isn't this a contradiction? A country like Turkey, which is a member of the G20, a powerful military power, to not be able to even provide for the most basic and immediate needs of its people after such a disaster. Is it, in your opinion, some kind of disorganization of the state to blame, or is it something deeper? Çok haklı bir soru bu. Çünkü gerçekten de tamam, Türkiye yoksulu bol, çelişkileri bol, eşitsizliği çok derin bir ülke ama Türkiye'nin aynı zamanda çok büyük kaynakları var. Yani Türkiye kapitalizmi artık hafifsenecek, önemsenmeyecek bir düzeyde değil. İnsan kaynaklarımız da yeterli. Dolayısıyla bu soruyu hepimiz sorduk. Ben de bölgeye gittiğim zaman bu iktidardan bile beklemeyeceğim bir şey gördüm. Olumsuzluk gördüm. Şimdi bunun tabii nedenlerini düşündük. Burada birden fazla olgudan söz edebiliriz. Bir tanesi siyasi iktidarın elinde çok fazla olanak olmasına rağmen depremin ilk günü depremin boyutlarını anlamadığını görüyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Ben bu kadar işte dediğiniz gibi güçlü bir ordusu var, başka istihbarat örgütleri var, devletin her tarafta eli var, kulağı var. Burada ilk açıklamalardan bir tanesi depremin aynı zamanda önemli kamu kurumlarını da çökerttiği. Yani normalde bir ülkede hastaneleri, okulları, havaalanlarını, polis merkezlerini, askeri binaları sağlam yaparsınız ki, yani özellikle sağlam yaparsınız ki bu tür durumlarda işleyen bir mekanizma olsun diye. Gördüğümüz şuydu, birçok yerde devlet görevlileri de öldü. Bu bir neden ama her şeyi açıklamıyor. İkinci söylenebilecek şey, bu iktidar her şeyi paraya çevirmeye çalışan, tüccar zihniyetli olmakla, tüccar kafasıyla hareket etmekle övünen başından beri bir iktidar. Dolayısıyla deprem gibi başlıklarla karşılaştığında akıllarına gelen şey hep bu işi nasıl fırsata çeviririz? Şimdi dolayısıyla insan hayatı değersiz, onlar için toplumun çıkarları çok öncelikli değil. Ekonomik olarak ne yapabiliriz sorusunu soruyorlar. Halbuki depremde ilk harekete geçmesi gereken şey hayat kurtarma refleksi olması lazım. Nasıl bizler bireyler olarak bir tehdit algıladığımız zaman önlemimizi alırız, savunma pozisyonuna geçeriz. Aslında bir siyasi iktidarında bu tür savaştır, depremdir gibi şeylerde toplumun güvenliğini almak gibi bir yükümlülüğü var. Böyle bir kafaları yok. Bunu gördük. Yani insan hayatıyla ilgilenmiyorlar. Şimdi bir başka üzerinde durulması gereken şey, Türkiye'de kamu yapılanması piyasa tarafından, yani pazar ekonomisi tarafından o kadar tahrip edilmiş ki kıpırdayamadılar. Bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Türkiye'de belki bilmiyorsunuzdur, sağlık örgütlenmesinde mahallelerdeki küçük poliklinikleri kapattılar. Daha sonra şehrin değişik taraflarına yayılmış hastaneleri de kapatıyorlar. Ve her şehirde bir tane devasa, çok çok büyük şehir hastanesi inşa ediyorlar. Bir depremde yapılabilecek en büyük hata. Çünkü depremde ulaşım duruyor ve
o şehir hastanesinden deprem bölgesine doktorların çıkması imkansız. Hastaların da hastaneye ulaşması imkansız. Bir örnek bu sadece. Yani şunu gördük. Piyasa, her şeyin özelleştirilmesi hareket edemez hale getirmiş Türkiye'de sistemi. Burada son bir şey söyleyeceğim. Ordunun bölgede çok miktarda asker vardı. Ve biz mesela Suriye'den askerleri çekmek zamanı değil mi depremde? İşte arama kurtarma çalışmalarına katılsınlar demiştik. Askerleri kullanmadılar. Yani yüz binlerce asker var bölgede. Ya da yüz binlerce olmasa bile yüz binin üzerinde asker var. Ve bunlar kullanılmadı. Ve hala etkili bir şekilde kullanmıyorlar. Çünkü asker belli bir disiplin altında çalışabiliyor. Ellerinde iş gücü var, makine var. Kullanmadılar. Bunun siyasi nedenleri olduğunu düşünüyoruz. Demek ki belli bir kendi iç çelişkileri var. Böyle söyleyebilirim. Ama tekrar ediyorum, bizim bile beklemediğimiz kadar beceriksiz davrandılar depremde. So we had the chance to observe how organized and how quickly the Communist Party of Turkey was in terms of offering help and solidarity. Was the party prepared to act in such difficult and complex situations? Could you also briefly describe how the solidarity was organized? Şimdi tabii Türkiye'de biz bir 1999 depremi yaşadık. Ki benzer bir şey Yunanistan'da da yaşandı aynı dönemde deprem. Oradan bazı dersler çıkarmıştık. Yani nasıl davranacağız diye. O zaman tabii partimiz daha küçük, daha etkisiz bir partiydi. Ama o zaman da elimizden geleni yapmıştık. Şimdi daha sonraki yıllarda parti daha örgütlü hazırlanmaya başladı. Mesela bizim nasıl bir uluslararası ilişkiler departmanımız varsa partide, bir de olağanüstü olaylar büromuz var partide. Merkez komitesine bağlı çalışan. Bunlar işte salgın hastalıklar, deprem, sel ya da işte toplumu derinden etkileyen gelişmeler sırasında hem partililerin güvenliği, hem arama kurtarma çalışmaları, hem de daha sonraki yardım çalışmaları konusunda hazırlık yapıyorlar değişik senaryolara göre ve aşağı yukarı partide birçok insanın görevleri belli. Yani belli bir hazırlıkla girdik bu depreme. Onun dışında partide bu olağanüstü durumlarda uzmanlardan oluşan alt departmanlarımız da var. Yani arama kurtarma ekibimiz var. Oldukça iyi eğitilmiş. İşte sağlıkçılarımız var. Yardımın bölgeye ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına dönük organizasyonlarımız var. Dolayısıyla biz çok erken harekete geçtik. Yani biliyorduk ne yapacağız. Tabii detayları bilmiyorduk. Hangi bölgede olacak deprem falan ama yine de depremin ilk saatlerinde partide bir mekanizma hayata geçti. Harekete geçti. Şimdi ikincisi bizim o bölgede de örgütlerimiz var. Dolayısıyla biz dışarıdan katkı yollayıncaya kadar ayakta kalan ve depremde daha az hasar alan örgütlerimiz zaten çalışmaya başlamışlardı. Bu da bir avantajdı. Yine de devletin kurumlarından çok daha fazla kaynağa sahip olan devletin kurumlarından daha önce deprem bölgesine varmamız falan bizi de şaşırttı. Bu açıkçası yani bir tarafı bizim için belki sevindirici ama ülke için çok düşündürücü ve üzücü bir şey. Ve toplumda büyük bir yankı uyandırdı bizim varlığımız. Partiye dönük büyük bir ilgi ve güven ortaya çıktı bunun sonucunda. Mesela biz kendi organize ettiğimiz yardımların belki 10 katı
biz TKP'ye güveniyoruz bir tek diyerek halktan geldi. Bizi tanımayan insanlardan geldi ve biz onları çok anında deprem bölgesine sevk ettik. Şu anda elimde benim rakamlar yok ama yani şöyle söyleyeyim, bizim elimizle, parti mekanizmaları eliyle bölgeye yollanan ve dağıtılan yardımların miktarı herhalde 150 tırı geçmiştir. Bu Türkiye Komünist Partisi'nin mali gücünün çok çok üstünde. Şimdi biz burada bir de doğru bir taktik, doğru bir model geliştirdik. O da şöyle, siz de yerinde gördünüz şeyde, Hatay'da. Biz en çok ihtiyaç olan noktaya ciddi bir güçle gittik. İyi bir organizasyon yaptık. İşte sağlık organizasyonu, dağıtım organizasyonu, arama kurtarma organizasyonu. Orada bir üs kurduk, bir merkez kurduk. Sonra diğer yerlerde yerleşmeye başladık. Bir de oradan ekipler çıkartmaya başladık. Mobil ekipler çıkartmaya başladık. Bu herhalde doğru modellerden bir tanesiydi. Yani sonuçta biz planlı ekonomiyi, planlı bir düzen, planlı bir ekonomik sistem savunuyoruz. Planlı hareket ettik. Örgütlü insanlarız. Bireysel çıkarlar için değil, toplum çıkarları için mücadele ediyoruz. Bilime inanan insanlarız. Dolayısıyla bunlar bizim hep artılarımız oldu. O yüzden de Türkiye Komünist Partisi öne çıktı. The response of the people to the actions of solidarity was truly moving from what we observed. As you must have a more complete picture, of course. Can you describe to us the people's reactions to the initiatives of the Turkish Communist Party, of the Communist Party of Turkey? Şöyle söyleyeyim. Şimdi depremi etkilediği bölgeler etnik yapı itibariyle, siyasi ve ideolojik tercihler itibariyle çok karmaşık bir şey. Yani çok ilerici diyebileceğimiz yerleşimler var. Çok muhafazakar diyebileceğimiz yerleşimler var deprem bölgesinde. Şimdi bizim açımızdan sevindirici olan, biz tabii ki yardımları ulaştırırken insanların ideolojik, siyasi, kültürel, etnik kökenlerine bakmadık. Bakmayız, biz komünistiz. Ama insanlar da buna bakmadılar. Yani birçoğu için komünizm bir tehditti depremden önce. Komünizme dair ön yargıları vardı. Ve yani şunu söyleyeyim, inanılmaz bir başvuru var partiye. Bu başvuru sahiplerinin önemli bir bölümü eskiden Türkiye'deki sağcı, milliyetçi, faşist partileri destekleyen insanlar. Ve diyorlar ki bize yalan söylenmiş komünistler hakkında. Bu bizim için, biz bunun için yapmadık bu çalışmaları ama bizim için son derece önemli. Yani çünkü şov yapmadığımızı gördüler. Türkiye Komünist Partisi bu çalışmaları işte propaganda için yapmadı. İnsanlık, yurttaşlık görevimiz o bilinçle yaptık. Çok büyük bir destek gördü Türkiye Komünist Partisi. Şimdi biz bu desteği tabii ki bir siyasi enerjiye dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani yeni örgütler açıyoruz. Çok fazla yeni başvuru var partiye. Bunlarla tek tek görüşüyoruz. Partimizin depremle beraber sorumlulukları ve etki alanı radikal bir şekilde değişmiş oldu. Biz bunu görmezden gelip biz görevimizi yaptık. Tamam depremin yaraları sarılıyor deyip eski çalışma tarzımıza dönemeyiz. Şimdi TKP'nin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Biz bu sorumlulukla devam etmek istiyoruz. Hiçbir şekilde geri çekilmeyecek TKP. Madem Türkiye'de toplumda yaygın bir güven oluştu Türkiye Komünist Partisi'ne, biz bu güveni bir siyasi hedeflerimiz doğrultusunda harekete geçireceğiz. Şu sloganı kullanıyoruz. Bir daha enkaz altında kalmamak için. Ne gerekiyor? İşte devletçi planlı bir ekonomi gerekiyor. Ne gerekiyor? Anti-emperyalizm gerekiyor. Ne gerekiyor?
toplumcu çıkarların öne çıktığı bir düzen gerekiyor. Ne gerekiyor? İşte dinsel tarikat ve örgütlenmelerin dağıtıldığı bir ülke gerekiyor. Bunu insanlar anlıyor. Dolayısıyla bizim sosyalist bir düzenini karakterize eden her başlık destek görmeye başladı. Buradan bir siyasi enerji yaratmaya çalışacağız. Zor olduğunu biliyoruz ama Türkiye Komünist Partisi için bu deprem bir kırılma anıdır. Bunu değerlendirmeye çalışacağız önümüzdeki dönem. During our mission in the affected areas, we encountered great indignation about the state, the government, about their blame on the disaster. A woman in Antakya approached us and told us that the state killed my brother, who was because he was buried in the rubble of the hospital there in Antakya. He was left there to die. How do you think this indignation will affect the political developments in Turkey? And how will the developments of the earthquake are going to get integrated in the political intervention of the Communist Party of Turkey? Şimdi tabii insanlar depremin üzerinden henüz daha işte 8-9 gün geçti. İnsanlar çok öfkeli. Dolayısıyla bu öfkelerini devlete, yetkililere, siyasi iktidara yöneltiyorlar. Ama bunun kalıcı ve politik bir içeriye kavuşması için mutlaka dönüştürülmesi gerekiyor bu öfkenin. Çünkü belli bir süre sonra işte bu öfke yatışacak, para yardımları gelecek, başka şeyler olacak. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bu öfkeyi ilkel bir öfkeden politik bir öfkeye, politik bir eleştiriye dönüştürmek. Ama şunu söyleyebiliriz ki bu iktidar çok büyük bir yara aldı. Şimdi kabaca şöyle gidelim. Yani yıkılan evler falan bunu geçtim. Korkuyorum ki 100 bine yakın insandan söz ediyoruz hayatını kaybeden. Yani oraya doğru gidiyor. 100 bin can kaybı aşağı yukarı Türkiye'deki her aileye değen bir felaket demektir. Yani insanların akrabaları, yakınları öldü. Bu kolay unutulmaz. Ki ölümlerin dışında çok fazla yaralı var. İnsanların evleri gitti. Şehir değiştirmek zorunda kaldılar. Bunun Türkiye'de çok çok büyük politik sonuçları olacak. Burada siyasi iktidarın en büyük avantajı açıkçası çok kötü bir muhalefetin olması. Yani depremde siyasi iktidar ne kadar harekete geçemediyse aslında muhalefet de geçemedi. Mesela muhalefetin de etkili bir şeyi ilk günlerde yoktu. Bölgeye dönük yardım falan. Ama bunun dışında siyaseten bir şey önermiyor. Mesela bizim sözümüz çok net Türkiye Komünist Partisi olarak. Biz düzen değişikliği talebini hiç geriye çekmedik depremde. Ve dedik ki Türkiye'nin derhal devletçi ve planlı bir ekonomiye ihtiyacı var. Eğer binalar yeniden yapılacaksa inşaat sektörü tamamen devletleştirilmeli. Bunu söyledik. Muhalefet bir şey söylemiyor. Muhalefet işte hükümet şu politikalarıyla yanlış falan ama köklü bir eleştirisi yok. Bu doğal olarak hükümetin elini güçlendiriyor. Ama şimdi önümüzde bir seçim olacaktı. Bu seçimin ne zaman yapılacağı belli değil. Yapılıp yapılamayacağı belli değil. Tabii bunlar önemli gelişmeler. Biz parti olarak, Türkiye Komünist Partisi olarak şöyle bakıyoruz. Türkiye'de Yunanistan gibi değil. Yani Türkiye'de komünist hareket hiçbir zaman belli bir örgütlü gücü yüksektir Türkiye'de komünist hareketin. Ama mesela seçmen bazında ya da toplumsal ölçekte zayıftı. Şimdi bir sıçrama şansı var Türkiye'de komünist hareket için.
Biz bunu en iyi şekilde kullanmak istiyoruz ki yakın gelecekte Türkiye'nin sorunu sadece deprem değil. Türkiye bölgesel savaşların içerisinde, bölgesel çelişkilerin içerisindeki bir ülke. Türkiye'de zaten çok derin bir ekonomik krizi vardı. Şimdi böyle bir şeyde Türkiye Komünist Partisi zaten planla, sanki istikrarlı bir ülkedeymişiz gibi böyle bir takvimle çalışma yürütmüyor artık. Biz bütün örgütsel yapımızı olağanüstü duruma göre değiştiriyoruz. Yani bizim açımızdan şöyle bir gerçek var. Bu ülkede her sabah uyandığımızda biz yeni bir sürprizle karşılaşabiliriz ve bunu artık sürpriz olarak görmeyelim. Bu aynı zamanda Türkiye Komünist Partisi'nin bir devrimci parti olarak kendisini yenileme iradesidir. Bütün parti üyelerimiz depremle beraber bunun ne anlama geldiğini fark etti. Bu bizim için çok çok büyük bir kazanım. Yani TKP eskisi gibi çalışmayacak artık. Zaten biz bunu eleştiriyorduk. Şimdi önümüzdeki fotoğraf şunu gösteriyor. Bu ülke kriz üreten, bu ülke kaotik, bu ülke hep olağanüstü halde yaşayacak bir ülke. Olağanüstü halde yaşayan bir ülkede Türkiye Komünist Partisi olağanüstü bir parti olmalıdır. Bizim yaklaşımımız bu. So the conditions that followed the earthquake, the living conditions of the people continue to be dramatic. Will the Communist Party of Turkey continue its intervention? How will it continue its intervention, given the need for the measures of earthquake shielding and also the protection of the people? Doğru, artık depremin ardından ilk evre bitmek üzere. Yani arama kurtarma üzerine kurulu bir dönem kapandı. Şimdi birden fazla görevimiz var. Bunların hepsine yanıt üretmeye çalışacağız. Bunlardan bir tanesi biz sağlıklı insanların ve özellikle çocukların eğitim, kültürel ihtiyaçlarını da karşılayacak yaşam alanları oluşturmak için bir planlama yapıyoruz. Tabii burada partinin olanakları sınırlı ama yine de bize yakışan şekilde bazı merkezler kurmayı planlıyoruz. Bu bir. İkincisi, şimdi depremden etkilenen çok geniş bir nüfus bölmesinin deprem bölgesi dışında da hayatlarını sürdürme şeyleri var, sorunları var. O kentlere adapte olmaları, o kentlerde işte yeni bir düzen kurmaları, bütün bunlar vakit alacak. Bunlar için de merkezler oluşturacağız. Yani yalnızca deprem bölgesinde değil, Türkiye'nin özellikle batısındaki büyük kentlere yolluyorlar depremden etkilenenleri. Buralarda da merkezler kurarak bu insanların yeni bir yaşam kurmalarına yardımcı olmaya çalışacağız. Bir başka meselemiz, şimdi depremden etkilenen insanların hukuki çok ciddi süreçleri olacak devletle ilişkilerinde. Yani deprem yardımı alacaklar, evlerin yeniden inşası var, tazminat davaları açılacak. Bütün bunlarla ilgili bizim çok iyi örgütlenmiş bir deprem takip merkezi kurma çalışmamız vardı. Dün bunun detaylarını netleştirdik ve önümüzdeki günlerde bu merkez, işte içinde hukukçuların olduğu, inşaat mühendislerinin olduğu, mimarların olduğu, psikiyatristlerin olduğu, kültür, tarih insanlarının olduğu bir merkezi de hayata geçirmeye başlayacağız. Ve tabii ki bir siyasi partiyiz biz, bir komünist partisiyiz. Bu düzeni yıkma iradesiyle mücadelemizi de yoğunlaştıracağız. Yani bunu hiçbir zaman ihmal edemeyiz. Biz bir yardım kuruluşu değiliz. Bizim depremden sonraki dayanışma çalışmalarımız, bizim bu ülkede depremden bizzat etkilenen
biz de yoldaşlarımızı kaybettik, biz de yakınlarımızı kaybettik, bizim arkadaşlarımız evlerini kaybettiler. Biz bu ülkenin insanları olarak bir dayanışmayı örgütledik. Ama bizim asıl işimiz Türkiye'yi, bu ülkeyi bir daha bu enkazın altına sokmamak. O zaman da bu düzeni değiştirmemiz gerekiyor. Mesele sadece sağlam evler falan değil. Türkiye A'dan Z'ye her şeyle değişmek zorunda. Bunu da yapabilecek, buna ilişkin programı olan, kadrosu olan, uzmanı olan tek siyasi oluşum Türkiye Komünist Partisi. Biz bu sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğiz. From the first moment, from the first hour after the earthquake, touching moments, countless touching moments are being recorded in Greece. People's response to the call of the trade unions and other organizations for gathering help for the people of Turkey is amazing. What does this amazing response have proves for the peoples of Greece and Turkey, for our people? Buna çok, bu hep yaşanan bir şey bu dayanışma duygusu ve bu karşılıklı olduğunu söyleyebiliriz ama buradan Yunanistan'daki bütün emekçilere bu dayanışmayı gösteren işte başta Komünist Partisi olmak üzere ama bütün Yunan halkına teşekkür etmek istiyorum ben. Ama bu bizim için hiç sürpriz olmadı. Hep çünkü bununla karşılaştık tarih boyunca. Şunu tekrar hatırlatıyor bu. Şimdi bu depremden önce iki ülkenin egemenleri, iki ülkenin burjuvazisi ve iki ülkede siyasi iktidar neredeyse bu iki halkı savaşın eşiğine getirdiler. Hala bu tehlike ortadan kalkmış değil. Savaşmasak bile sürekli bir gerilim, milliyetçilik, ırkçılık, bunun hiçbir şekilde derinlere inmediğini gösteriyor. Ne Türkiye'de ne Yunanistan'da. Bu son derece önemli. Bu alçaklar, bu sömürücü sınıflar ne yaparlarsa yapsınlar, bu iki ülkedeki insanları birbirlerine düşman edemeyecekler. Tamam, toplumda, iki toplumda da milliyetçi, işte Yunanistan'a ya da Türkiye'ye dönük ön yargıları olan, o düşmanlığı besleyen ya da o düşmanlıktan etkilenen toplumsal kesimler var. Ama bunlar hiçbir zaman egemen olamıyorlar, hakim olamıyorlar. Her zaman dayanışma duygusu daha güçlü. Bizim bir sözümüz var, dayanışma depremden güçlüdür diye. Bunu başka bir şeye çevirebiliriz. Dayanışma milliyetçilikten üstündür. Enternasyonalizm milliyetçilikten üstündür. Yani bu kardeşlik düşmanlıktan üstündür. Biz sermaye büyük tekellerin rekabetinden, büyük tekellerin bizi sömürmesinden kurtulursak Yunanistan ve Türkiye'de halklarımız muhteşem bir kardeşlik kurarlar. Bundan eminiz. Bunun da kanıtı işte bu depremden sonra Yunanistan'ın Türkiye ile gösterdiği dayanışmadır. Teşekkürler Yıldız. Ben de teşekkür ederim. Tekrar bütün Yunanistan'daki emekçilere, Yunanistan halkına, Yunan halkına ve Yunanistan'ın öncü partisi, Yunan işçi sınıfının öncü partisi Kukue'ye çok selamlarımı iletiyorum.